Doktor, ne haber? İyi. Senden? İyi. Vizite çıkacaktım. Çıkmadan bir uğrayayım dedim. Devrek. Vursana. Sorsana. Sormayacağım. Aa. Sor hadi sor. Sormayacağım. Sor. Sor. Eski karınla yemeğe çıktım. Merak etmiyor musun? Etmiyorum. Allah Allah. Her şeyi merak ediyorsun. Bunu merak etmiyor musun? Bu arada bir şey soracağım. Sen kimle gittin Şimşek'i izlemeye? Kim acaba meraklıymış? Hayır dur yapma. Kimle gittin? Ne yapacaksın? Hiç. Merak ettim. Nereye? Nereye? Bana bak cevap ver. Kimle gittin? Yalnız. Yalan söylüyorsun. Sen benden bir şey saklıyorsun. Ne gibi? Mesela en yakın arkadaşının eski karısıyla yemeğe gitmek gibi bir şey mi saklıyorum? Ya öyle bir şey saklamıyorum. Ya Zeynep'le gitmişsin. Ne biliyormuşsun? Madem biliyorsun, niye kaşıyorsun iki saattir? Selin'in selamı var bu arada. Üstümde kalmasın. Aleykümselam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yap asisti. Yap asisti. Hangi oda? İki. Evet. İsim? Erkan. Erkan. Neyimiz var diye sormuyorum. Orijinal bir yazmanız var. Kırmızı, yakışmış. Nerenin yazması? Ağrı. Ağrı. Ağrı nerede peki? Kolumda hocam. Kolda. Yavaş hareket ettirme. Kırık. Biliyorum hocam ben de o yüzden geldim zaten. Ne zamandır böyle? 4 gün oldu hocam. Merdivenlerden düştüm. Niye gelmedin 4 gündür? Ya gittim hocam gittim. Bizim mahallede bir kırık çıkıkçı Oktay var ona gittim. O gönderdi zaten hastaneye. Oktay Hoca. Hiç duymadım. Allah Allah soyadı ne? Vallahi biz çıkıkçı Oktay diyoruz. Çıkıkçı Oktay Hoca. İyi bir hocamız galiba. Ne güzel bak, bilinçli. Sizi bana yönlendirmiş. Öyledir hocam, öyledir. Mahallede bel fıtığı, kırık, çıkık. Ne varsa herkes ona gider, o bakar. Zaten o dedi, hastaneye git. Röntgen çektir, gel. Bir de filmine bakayım dedi. Röntgen. Yok mu mahallede bir röntgenci? Ahmet Hoca, Mehmet Hoca, he? Her mahallede vardır bir röntgenci. Yok. Da. Metastaz yapmış. Metastaz mı yapmış kırık? Allah Allah. Ya işte omzuma, koluma bakarken böyle kolumu evirdi, çevirdi, asıldı falan. İşte o ara omzuma bir şey oldu. Metastaz yapmış yani anlayacağınız kırık omzuma sıçramış. Yalnız hocam benim biraz acelem var da hemen röntgen çektiremiyorsun burada. Adam bekliyor, ayıp olmasın. Oktay Hoca bekliyor değil mi? Ha, beklesin, beklesin. Ben şimdi gideceğim onun kafasına bir metastaz yapacağım. He? Kırık metastazı. Röntgen diyor bir de ya. Ya adam kolunu düzelteceğim derken omzunu çıkarmış be. He? Sen hala röntgen diyorsun. Çekeceğiz röntgeni, gel. Hadi. Ya onu çıkart benim kolumu. Şşş, tamam hadi. Oynatma kolunu, gel. Ha, hepsi beni bulur ya. Hadi. Aysel hemşire, arkadaşın kırık çıkığı var. Röntgen çekelim ama sakın ha kendisine vermeyelim. Tamam, sonra da Murat Hoca baksın. Tamam hocam. Filmi vermeyecek misiniz bana hocam? Ne diyeceğim ben Oktay'a? Metastaz diyeceksin, tamam? Metastaz dedi dersin hoca, Ercan, tamam? Yalnız Erkan hocam. Hani tomografiye götüreceklerdi bu çocuğu, neredeler? Gelirler herhalde birazdan.
Her sene o kadar para ver, yeni adam gibi hizmet al ama. Hayret bir şey ya. Rezillik. Selamlar. Gelin arkadaşlar. Ya şöyle al Selam'ı. Evet. Tomografi hazır şu anda. Ali'cim, sen hazır mısın? Evet. Buyurun. Buyurun. Sizi dinliyorum. Nedir şikayet? Doktor bey, bende huzursuz bacak sendromu var. Evet. Bacaklarım çok huzursuz. Sürekli hareket ettirmek istiyorum. Özellikle gece oluyor. Ama sallayınca azalıyor. Başka? Ayaklarımın altı yanıyor. Başka? Ayaklarımın altı yanıyor. Başka? İstemeden seyiriyor bacaklarım. Vay be. Müthiş. Yani huzursuz bacak sendromunun bütün belirtileri var sizde. Harfi harfine. Sanki kitapta yazılmış da siz okuyorsunuz gibi. İlaç kullanınca geçiyor ama maalesef ilacım bitti. Evet. Yazıyor burada ilacınız. Evet. Aynısını yenilerseniz teste, muayeneye hiç gerek kalmaz. Allah Allah, gözlerim yaşardı. Yani normalde hastalar geldiler mi gitmek bilmezler. Ne var ne yok baktırmak isterler. Siz maşallah hemen tüyüp gitmek istiyorsunuz. Yok doktor bey, olur mu hiç? Sizin de zamanınız kıymetli. İlacı yazıverin gideyim ben. Eksik almayın. Şimdi bizim bir Şevket Akpınar hocamız vardı, toprağı bol olsun. Literatüre geçmiş bir Türk doktor. Şimdi bu Şevket Hoca neyi buldu biliyor musun? Parkinson hastalığında kullanılan ilacın huzursuz bacak sendromuna iyi geldiğini. Gerçi seninki iyileşti galiba. Ha yok, iyileşmemiş. Evet. Şimdi söyle bakalım, ilacı gerçekte kimin için istiyorsun? Hı? Ailede kim Parkinson hastası? Konuş. Söylemeyecek misin? Hadi, kırma beni. Konuş. Babaannem. Yaşlı kadın getirmek zor oluyor. Sen de hasta görmeden ilaç yazılamayacağını biliyorsun. Ne yaptın? Açtın interneti. İlaca göre bir hastalık buldun. Aldın notunu, geldin öyle mi? Yahu bir öğrenemediniz be. Bir öğrenemediniz. Hastayı görmeden ilaç yazılamayacağını. Getir babaanneyi, kapsın ilacı. Tamam. Çak.